1942 yılı Ekim sonu. Volga üzerindeki şehir hala teslim olmamış. Führer Alman halkına sesleniyor. Stalingrad'ı ele geçirdik. Ufak çaplı direnişler var. Onları tek tek yok edeceğiz. Bu bir an meselesi. Hitler için Stalingrad, Rusya zaferinin simgesi olacaktı. Almanlar 2 yıl Rusya'da savaştıktan sonra doğudaki devi tehdit etmeye başlamıştı. Leningrad kuzeyden sarılmıştı. Almanlar bu kente gireli 1 yıl olmuştu. Hedef kent olan Moskova, Almanların ulaşabileceği bir mesafedeydi. Güneyde Bakü petrol yataklarına ilerleyen ordular Kafkas dağlarında durmuştu. Sovyetler Stalingrad'ı düşmana bırakmıyordu. Hitler'in açıklamasının tersine Sovyet gemileri Volga nehrinden destek getirmeye devam ediyordu. Askeri eğitim almamış ve bazen de silahsız binlerce Rus genci nehir kıyısına çıkıyordu. Alman kurşunundan kaçanlarsa siyasi komiserler tarafından kurşuna diziliyordu. Devrimin yıl dönümü olan 7 Ekim'de kuşatma altındaki Stalingrad'ı savunan askerler ve tüm cephelerdeki Sovyet birlikleri başkomutan Stalin'in herkesi şaşırtan sözlerini duydular. Yarın sokaklarda kutlama yapacağız. Moskova'yı kurtarmış olan General Zhukov, General Paulus yönetimindeki Alman birliklerinin Stalingrad içinde kalmasını sağlamak için direnişin sonuna kadar sürmesini planlıyordu. Zhukov, Volga'nın öbür kıyısında gizlice büyük bir ordu kurmaktaydı. Ülke harap olmuştu. Topraklarının 1/4'ü elden gitmişti. Ama tüm Sovyetler Birliği yeni orduya malzeme yetiştirmek için canla başla çalışıyordu. Fabrikalar taşınmış, Ural Dağları'nın ardında yeniden inşa edilmişti. Günde 24 saat faaliyet halindeydi. Bu arada bazı hayatlar feda ediliyordu. 1942 kışı. Kadınlar ısıtılmayan atölyelerin dondurucu ortamında ve aç karnına çalışıyordu. Bir kısmı yorgunluktan ölecekti. Ülkenin sanayi üretimi 10 katına çıkmıştı. Birleşik Devletler Sovyetlere yüklü miktarda destek gönderiyordu. Müttefikler Murmansk gibi Sovyet limanlarına koruyucu birlikler göndererek Kuzey Atlantik'teki Alman denizaltılarının tehdidinden korunuyordu. Antikomünizm de askıya alınmıştı. Amerikalılar için Joseph Stalin, Joe amcaydı. İngilizler ise ona Yaşlı Joe adını vermişti. Ruslara cipler, tanklar, uçaklar ve kamyonlar dolusu konserve et gönderiliyordu. Et konservesini açan Rus askerleri ikinci bir cephe açtık diye şakalaşıyordu. Stalin ve tüm dünya müttefiklerin daha çok yardımını bekliyordu. Bu arada Mısır'da İngilizler Alman tehdidi altındaydı. Çöldeki başarısından dolayı Hitler'in Mareşalliğe getirdiği Rommel ve Afrika tank birlikleri tehlikeli bir şekilde Süveyş kanalına yaklaşmaktaydı.
el alemeğine ulaşmışlardı. Britanya İmparatorluğu tehlike altındaydı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill orduya destek amacıyla çöle gitti. Zor durumda olmalarına rağmen askerlere keyifli anlar yaşatıp cesaret vermeyi başarıyordu. Kısa süre önce ilk kalp krizini geçirmişti. Generalliğe yeni yükselen Montgomery ile buluştu. Montgomery, Churchill'in ilk tercihi değildi. Ve çöldeki bütün askerler, yani İngilizler, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, Güney Afrikalılar ve özgür Fransızlar hep endişe içindeydi. Bir rahibin oğlu olan Montgomery gelir gelmez, katı kurallardan oluşan bir disiplin programının uygulanmasını emretti. Temkinli bir askerdi. Ordunun asker ve teçhizat açısından mükemmel olmasını, örneğin güçlü ve süratli Amerikan Sherman tanklarının bölgeye gelmesini bekledi. Montgomery önce topçu saldırısı başlattı. Ardından da tankçıların yoğun saldırısı geldi. Ne var ki Almanların 88'lik tank savar silahları yüzünden büyük kayıp verdi. Rommel'in askerleri amansız bir karşı saldırıya geçti. Sonunda sıra Süngü Savaşı'na geldi. Tıpkı 1916'da Somme'da olduğu gibi iki taraf ağır kayıp verdi. Bu ölümcül oyunda asker sayısı fazla olan kazanıyordu. Rommel eşine yazıp "Düşmanın çokluğu bizi ezip geçti" demişti. Hitler'den gelen mesajsa "Güçlü bir savunma yapmaktan başka çareniz yok. Bir metre toprak kaybetmeyeceksiniz" diyordu. Rommel bir sonraki mektubunda "Zavallı birliklerimi bu durumdan kurtarmak için sürekli düşünüyorum. Bir insanın görebileceği en zor günleri yaşıyoruz" diye yazacaktı. Ve şunu ekleyecekti. "Ölenler şanslı sayılır. Onlar için her şey bitti." Rommel geri çekildi. Churchill savaşın ilk iyi haberini Londra'da halka duyurdu. "Bu bir son değil. Hatta sonun başlangıcı bile değil. Çünkü bu ancak başlangıcın sonudur." Churchill'in sözleri tüm dünyada yankılandı. Britanya aslanı Hitler'e karşı durmayı başarmıştı. Ama kurdun ini denilen karargahında Hitler hala kibirliydi. "Bu ufak bir aksilik. Savaş devam edecek" diyordu. Gerçekten de öyle oldu. Müttefikler Kuzey Afrika'da yeni bir cephe açtı. Bu Akdeniz'i denetim altına almanın ilk adımıydı. Amerikan birlikleri 1917'deki gibi Atlantik'e açıldı. New York'ta sürgünde olan Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry bu askeri konvoylardan birindeydi. Geri dönüyordu. Küçük Prens'in yazarı şöyle diyordu: "Amerikalı dostlarım, adaleti yerine getirin. 50 bin asker savaşa gidiyor. Ama Birleşik Devletler adına değil, insanlık adına, insanlık onuru, özgürlük ve insan ırkının yüceliği adına." İngiliz ve Amerikan askerleri Casablanca ve Oran kıyısındaki Vichy askerlerinin top atışlarıyla karşılandı. Ve karşı saldırıya geçtiler. Kuzey Afrika, Almanlarla işbirliği içindeki Vichy hükümeti tarafından kontrol edilmekteydi. Şiddetli çarpışmalar sonunda Vichy orduları ağır kayıplar verdi. Özgür Fransa'nın lideri General de Gaulle, Londra radyosundan bir konuşma yaptı.
Fransız liderler, askerler, denizciler, havacılar, sivil görevliler. Kuzey Afrika kolonisinde yaşayanlar, size sesleniyorum. Ayağa kalkın, müttefiklere yardım edin. Hiç düşünmeksizin onlara katılın. İki günlük çarpışmadan sonra silahlar sustu. Müttefikler çıkartma bölgesini emniyete aldı. Amerikan Başkomutanı General Eisenhower, Vichy hükümetinin askeri komutanı Amiral Darlan'la Cezayir'de görüşmeye oturdu. Fransa'daki en katı işbirlikçi olan Darlan, Hitler'le bile tanışmıştı. Taraf değiştirmeye karar verdi. Cezayir ve Fas'taki Fransız birlikleri müttefiklere katıldı. Birkaç hafta sonra Darlan bir Fransız direnişçi tarafından öldürüldü. Kuzey Afrika'daki Fransız askerlerinin çoğu Amerikalıları olumlu karşıladı. Afrika'daki Zuaveler ve Fransız ordusu rahatlamıştı. Zaten aslında Amerikalılara ateş açmak istemiyorlardı. Kısa süre sonra tüm diğer Fransız sömürgelerinde olduğu gibi onlar da omuz omuza savaşacaktı. Fas ve Cezayir birliklerini oluşturan diğer yerli askerlerle beraber mücadele edeceklerdi. Mihver kuvvetler ise Almanların bölgede kalmasına izin veren Vichy hükümetinin kontrolü altında bulunan Tunus'a çekildi. Rommel, Tunus'a doğru çekilmekteydi. Hitler, Akdeniz kıyısını güven altına almak için iki gün sonra Güney Fransa'yı işgal etti. Bu bölgeye o ana kadar hiç girilmemişti. Hitler, Vichy donanmasının bulunduğu Toulon limanını almayı emretti. Bağımsızlığın tehlikeye girdiğini gören Vichy hükümeti, gemilerini batırmaya karar verdi. Çünkü donanmanın Almanların ya da müttefik kuvvetlerin eline geçmesini istemiyorlardı. Bu durum, Vichy hükümetinin yanlış politikasının kötü sonucuydu. Ama Hitler için de iyi bir haber değildi. Almanların gelişiyle birlikte Fransızlara sığınmış olan Yahudilerin de yaşama şansı neredeyse hiç kalmamıştı. Tüm Avrupa'da karanlık bir hava esiyor, evler aranıyor, Yahudiler ihbar ediliyor. Yine de çocuklar kurtuluyordu. Karl de Brouwer'inki gibi cesur aileler tarafından. Karl de Brouwer, Belçikalı bir bankerdi. Eşi Döniz, iki Yahudi çocuğu gizlerken o dört çocuğuyla film çekiyordu. Korunan çocuklardan biri 12 yaşındaki Monik Mogulski'ydi. Mühendis olan babası da başka yerde saklanıyordu. Diğeri ise 6 yaşındaki Adrian Sapkaru'ydu. Onun annesi tutuklanıp Doğu Avrupa'da bir toplama kampına gönderilmişti. Auschwitz'ten bir daha geri dönmedi. Artık çoğu kişi toplama kampı dendiğinde bunun ölüm anlamına geldiğini tahmin ediyordu. Karl ve Deniz Brouwer, işgal altındaki Avrupa'da yaşayan diğer 20 bin kadın ve erkek gibi günün kahramanı ilan edilip erdemli vatandaş nişanıyla ödüllendirildi. Stalingrad'ın 3000 kilometre dışındaki Almanlar, Sovyetlerde son kalan direnişi yok etmek amacıyla savaşa dönmeden önce cephe gerisinde kısa bir dinlenmenin tadını çıkarıyordu. Alman uçaksavarları Reich'ın uydu devletleri tarafından korunuyordu. Romanyalılar, Macarlar ve tehlikenin kendi ülkelerine çok yaklaştığının farkında olmayan İtalyan askerleri. Sovyet birlikleri birkaç kilometre ileride saldırıya hazırlanmaktaydı.
1 milyondan fazla asker savaşa hazır durumdaydı. Stalingrad'ı işgal eden Alman ordusunu kuşatmak için düşmanın en zayıf birliklerine saldıracaklardı. Saat 7'de Sovyetler, Stalin'in organları adını verdikleri roket atarlarla düşman saflarını delik deşik etti. Zhukov'un kalabalık ordusu saldırıya geçti. Macarların cephanesi yeterli değildi. Romenlerin de tanksavar silahı yoktu. Her iki orduyla beraber İtalyanlar da çok sayıda kayıp verdi. Güneyden ve kuzeyden gelen iki Sovyet ordusu birleşti. Sovyet fincileri bu müthiş anı kaydetmek için tüm becerilerini kullandı. Almanlar Sovyet tankları tarafından çembere alındı. General Paulus'un 6. ordusu Stalingrad içinde tuzağa düştü. Hitler Berkov'daydı. Sovyet saldırısını haber aldığında Bavyera Alpleri'nde bulunan Berchtesgaden'a çekildi. İlk tepkisi bu haberi Alman halkından gizlemek oldu. Doğu Prusya'daki karargahına gidip açıklama yaptı. Eğer 6. Ordu Stalingrad'dan çekilirse Wehrmacht asla geri dönemez dedi. Aslında Paulus kuşatmadan kurtulabilirdi. Ancak Hitler'in emrine uymak zorundaydı. Hitler kurdun inine vardığında ona şöyle bir mesaj göndermişti. Olduğunuz yerde kalın. Ordu sizi kurtarmaya gelecek. Ne var ki ordu onlara ulaşamadı. Hava kuvvetleri komutanı Hermann Göring söz verdiği halde uçaklar askerlere yeterli malzeme ulaştırmayı başaramadı. Kumanyalar azaltıldı. Noel'de askerlere verilen miktar sadece 50 gram ekmek ve 12 gram yağdı. Leningrad'da bir ordu kaybeden Mussolini, Almanların dikkatini Kuzey Afrika'ya yöneltmenin bir yolunu arıyordu. Hitler'e şöyle yazmıştı. Bence Rusya asla işgal edilemez. Ülke çok büyük. Bu kadar geniş bir alan ele geçirilemez ve kontrol altına alınamaz. Rusya sayfası kapanmıştır. Stalin'le barış imzalamak gerekir. Hitler ne yapmalıydı? Anlaşmayı kabullenmek, Rusya seferinin başarısız olduğunu itiraf etmekti. Ancak gelişen olaylar Hitler'e seçim hakkı tanımadı. Amerikan Başkanı Roosevelt, çağdaş tarihin en önemli görüşmelerinden birine katılmak üzere Fas'ın Casablanca şehrine geldi. O ve Churchill, Fransa'nın siyasi gücü konusuna bir çözüm bulmak amacındaydı. Roosevelt, 1940'tan beri Fransız direnişinin lideri olan De Gaulle'ü devre dışı bırakmak istiyordu. Şöyle dedi. General De Gaulle bir asker. Kendini ülkesine adamış olan bir vatansever. Ama öte yandan da aşırılığa eğilimli bir siyasetçi. Bu yüzden ileride diktatörlük eğilimi gösterebilir. Roosevelt, Casablanca'ya Fransa'nın büyük liderlerinden birini, General Giraud'u da davet etti. 1940 yılında esir düşen Giraud, Almanya'dan yeni kurtulup Kuzey Afrika'ya gelmişti. Çok yerinde bir seçimdi. Churchill ise
De Gaulle'ü desteklemeyi sürdürdü. Onu da çağırdı. İki rakip generalin arasını bulmak istiyordu ama bu iş kolay değildi. Roosevelt ve Churchill Fransa'yı kurtarmak için ikisinin işbirliği yapması gerektiği konusunda anlaşıyordu. Ama kuşkusuz Roosevelt daha çok Giraud'dan yanaydı. Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Roosevelt ve Churchill önemli bir açıklamada bulundu. Müttefiklerin ön şartı sayılan bir cümle sarf ettiler. Almanya, Japonya ve İtalya koşulsuz teslim olmalıydı. Başka görüşme yapılmayacaktı. Müttefikler, mihver güçlerle sonuna kadar savaşa devam edecekti. Büyük kayıp verilebilirdi. Ve çoğu kişi Sovyetlere güvence sağlamak amacı taşıyan bu radikal kararın Almanların Führer'e duyduğu bağlılığı artıracağına inanıyordu. Stalin tatmin olmuştu. Çünkü Hitler'in müttefiklerle ayrı bir anlaşma yapıp tüm güçlerini Rusya'ya göndermesinden ürküyordu. Stalingrad harabelerinde gizlenen son askerleri yok etmek için saldırıya geçti. Kızıl bayrakların ardında Univer Mag mağazasını görüyorsunuz. 6. Ordu Generali Friedrich Paulus orada bir siperdeydi. Adamları teslim oldu. Hitler bir gün önce onu Maraşalli'ye terfi ettirmişti. Böylece teslim olmak yerine onurunu kurtarmak için intihar edeceğini umuyordu. Dizanteri yüzünden bitkin düşmüş olan Paulus zaten Hitler'in emrinin saçmalığı karşısında isyan halindeydi. Fazla direnmedi. Maraşal Paulus'un ele geçmesi Sovyetler için büyük bir ödüldü. Çünkü o, Sovyetler Birliği'ni ele geçirme planı olan Barbarossa operasyonunun beyniydi. Sovyet liderleri inanmakta zorluk çekiyordu. Paulus Sovyetlerle işbirliği yaptı ve Nürnberg duruşmalarında üstleri aleyhine tanıklık etti. Örneğin Keitel aleyhine. 1953'te serbest bırakıldı ve Doğu Almanya'ya yerleşti. Hitler'in insafsız politikalarına karşı çıkıyordu. Adamlarının çoğu aynı fikirdeydi. Alman esirler bildikleri birkaç kelime Rusçayla şöyle diyorlardı. Hitler'in canı cehenneme. Biz eve dönmek istiyoruz. İşgal altındaki ülke halklarının neler hissettiğini ancak tahmin edebiliriz. Almanlar Stalingrad'da yenilince yeni umutlar yeşerdi. Alman radyosu bu olayları halka yansıtmıyordu tabii. Hitler... Teslim olma sözünü kullanmamalıyız. Cepheye yeterli malzeme ulaşmadığı için yenildik diyeceğiz. Kendini feda etmek terimini kullanacağız demişti. Naziler bu felaketi Alman halkını harekete geçirecek bir fırsata dönüştürmek istiyordu. Propaganda Bakanı Goebbels kendi adına ülkenin tüm kaynaklarını ve enerjisini harekete geçirmeye hazırdı. Size soruyorum. Topyekun savaş istiyor musunuz? Hayal bile edemeyeceğiniz kadar geniş çaplı ve köktenci bir savaştan söz ediyorum. O zaman ayağa kalkın. Fırtına başlasın.
Almanya, Almanya. Her şeyin üzerinde. Dünyadaki her şeyden daha üstün. Almanya, Almanya. Her şeyin üzerinde. Dünyadaki her şeyden daha üstün. Dinleyiciler arasında Albert Speer de aynı coşkuyla doluydu. Hitler'e topyekün savaş için gereken her şeyi sağlamayı vaat etti. Hitler onun için tek dostum diyordu. Hitler'in tüm megalomanyak projelerini destekleyen 38 yaşındaki bu mimar silahlanma bakanı oldu. Alman silah sanayine yeni bir değer kazandırdı. Örgütlenme uzmanı ve hepsinden önemlisi katı bir Naziydi. Onun emriyle 4 milyon Yahudi ve yabancı uyruklu kişi toplandı. Yorgunluktan ölene kadar fabrikalarda çalıştırıldı. Rusya ve Polonya'dan sonra işgal altındaki Fransa da Naziler için işçi kaynağı olmuştu. Vichy hükümeti zorunlu çalışma hizmeti yasası çıkardı. Ve Almanya'ya 600 bin işçi gönderdi. Çalışmak istemeyenler ormanlara kaçıp direnişçilere katıldı. Bu grubun bir de şarkısı vardı. Partizan şarkısı. Dostum, ovalarda uçan kargaların karanlık kanat sesini duyuyor musun? Dostum, zincire vurulmuş ülkemin hüzünlü hıçkırığını duyuyor musun? Partizanlar, işçiler, çiftçiler, silahlarınızı alın. İşgal edilen ülkelerin her birinde yeraltı direniş örgütleri kuruldu. Bu gece düşman gözyaşının bedelini öğrenecek. Madenlerden çıkın. Dağlardan inin yoldaşlar. Tüfekleri alın. Kurşunları ve el bombalarını samanlıktan çıkarın. Hey sen nişancı, kurşunla ve bıçakla çabucak öldür. Hey sen sabotajcı, elindeki dinamit lokumlarına dikkat et. Hapishane demirlerini kırıp kardeşlerimizi kurtaracağız. Artık yürüyoruz. Öldüreceğiz ve öleceğiz. Dostum, sen ölürsen gölgelerin arasından çıkan dostun yerine geçecek. Almanlar Varşova getolarının duvarları ardında Yahudi isyanı ile karşılaşıyordu. Savaştan önce Varşova gettosu canlı ve neşeli bir bölgeydi. Amerikalı bir turistin çektiği filmde görüldüğü gibi. ...1940 yılında Naziler bu güzel mahalleyi kalabalık bir hapishaneye çevirdi. Ölen çocuğunu taşıyan bu kadın acı içinde haykırıyor. ...1941'de Varşova gettosu. ...1942'de getto. ...1943'te aynı mahalle. Naziler insanları öldürmek yerine açlığa mahkum ediyor. Böylece kimse baş kaldırma gücünü bulamıyor. Varşova getto direnişi. Ama Yahudiler silah elde etmeyi başarıyor ve dövüşerek ölüyordu. Sağ kalanlarsa Dublinka toplama kampına götürülüyor ve orada öldürülüyordu. Getto
yerle bir olmuştu. Bu sırada müttefikler bir zafer daha kazanmış ve Tunus'a girmişti. Almanlar çok kısa süren işgal döneminde bile Tunus'taki Yahudileri öldürme harekatına bu kapıların ardında başlamıştı. Yahudiler sarı yıldızı çıkarma hakkını elde ediyor. Sokaklarda toplanan halk İtalyan esirlere hakaret ediyor. Rommel halen Tunus'ta. Bir Alman subay son kalkan uçağa binerken onu filme çekmiş. Mart 1943'te şöyle yazmış. Rapor alıp ülkeden ayrılmam söylendi. Dinlenecek ve kendimi toparlayacaktım. Emir böyleydi. Adamlarımı kurtarıp ülkeye götürme çabalarım işe yaramadı. Almanya'ya çağrıldığımı kimse bilmemeliydi. Emir Führer'in merkez karargahından gelmişti. Askeri görevim aynen devam ediyordu. Afrika birlikleri esir alınmıştı. Amerikan filosuna ait savaş gemileriyle Atlantik'in öbür kıyısına götürülmek üzere yola çıkarılmıştı. Savaş sırasında 380 bin Alman Kanada ve Birleşik Devletler'e gönderildi. Oradan kaçmaları mümkün değildi. Esirler garip bir yolculuğa başlıyordu. Önce askeri gemilere yerleştiler. Çoğu kendini rüyada gibi görüyordu. Onlar için savaş bitmişti. Artık güvendeydiler. Ancak Alman askerlerinin rüyası kısa sürede karabasana dönüştü. Çünkü burada bile Nazilerin denetimi altındaydılar. Kanada'da gemiden inen Naziler selam vermekte ısrar ediyordu. Tek kolu olmayanlar bile. Bazı esirler Virginia ve Teksas'taki kamplara gönderildi. Pamuk ve tütün tarlalarında çalıştılar. Barakalardaysa Nazi yasaları esirleri ürkütmeye devam ediyordu. Çok yaşa Führerimiz. Nazi subayları işkence, sindirme ve hatta cinayet suretiyle kısa süre içinde esirleri kontrol altına aldı. Faşist ideolojiyi kampta da sürdürdüler. Bu mesajın Alman cephelerinde savaşan tüm askerlere ulaşmasını istiyorlardı. Müttefiklere teslim olmanın kimseye yararı yok. Bunu anlamaları gerekiyor. Doğu cephesinde Stalingrad kaybedildikten sonra Hitler'in ordusu Wehrmacht'ta her şey değişmişti. Askerler arasında söylentiler yayılıyordu. Galiba Führer aklını kaçırmış. Aslında esir düştü. Berchtesgaden'de bulunuyor. Bu gördüğümüz onun dublörü. Ama hayır. Bu filmde Hitler sevgilisi Eva Braun'la beraber görülüyor. Ama Stalingrad ve El Alamein'deki yenilgiden sonra o da değişmişti. Ünlü bıyığı beyazlamıştı. General von Senger onu görünce çok şaşırmış ve şöyle demişti. Cildi gevşemiş. Halkı etkileyen mavi gözleri uykusuzluktan kıpkırmızı olmuştu. Hitler'in doktoru Morel gözleri için ona kokainli damla hazırlıyordu. ...20 Nisan 1943'te çekilen bu filmde Führer'in doğum gününde sekreterleri, yakın dostlarını ve doktor Morel'i görüyoruz.
Hitler henüz 54 yaşında. Morel onu törenler için hazırlamayı biliyor. Ama Hitler sol eline dikkat etmek zorundaydı. Çünkü titriyor. Parkinson belirtileri görülmeye başlamış. Sonuçta SS'lerin şefi olan Himmler daha önemli biri haline geliyor. Hitler Gençliği Örgütü'nden gelen SS üyeleri Nazi subaylarının koruma birliği, yani Schutzstaffel olarak görev yapıyordu. İleride toplama kamplarında bekçilik edeceklerdi. SS şimdi kendi ordusunu yaratmıştı. Waffen-SS. Bu seçkin birlikler daha sonra Himmler'in emri altında Wehrmacht'ın yerine geçecekti. Wehrmacht'ın eskisi kadar sadık olmadığı düşünülüyordu. Himmler işgal altındaki ülkelerden de asker topluyordu. Gördüğünüz Bosnalı fanatik SS'ler gibi. SS'ler işgal altındaki Rusya'da bile Çar dönemindeki kanlı Yahudi katliamlarıyla tanınan Kazaklardan iki tümen toplamayı başarmıştı. Kazaklar korku salan 15. SS süvari birliğini oluşturacaklardı. Wehrmacht'a gelince ona da 1 milyon Sovyet esiri katıldı. Seçme hakları yoktu. Ya açlıktan ölecekler ya da Almanların yanında savaşacaklardı. Eski Sovyet generali Andrei Vlasov gibileri zaten Stalin'e karşıydı. Vlasov, Leningrad kuşatmasının ardından esir düşmüş ve saf değiştirmişti. Wehrmacht bayrağı altında Rus bağımsızlık ordusuna komuta edecekti. Almanlar yabancı birliklere en modern teçhizatı verdi. Aralarında dahi mühendis Ferdinand Porsche'nin tasarladığı Tiger tankı da vardı. 80 milimetrelik silahıyla tankların içinde en çok korkulanıydı. Bütün bunların sonucunda Hitler yeniden umutlanmaya başlamıştı. Kızıl Ordu'yu yok etme saplantısı tekrar canlanmıştı. Saldırıyı Kursk'ta yapmayı planlıyordu. Ruslar ön cepheye kadar yaklaşmıştı. Almanya toplu bir saldırı başlatacaktı. Adı Zitadel Operasyonu'ydu. Bu operasyon tarihin en büyük tank çarpışması oldu. 2700 Alman tankı 3600 Sovyet tankıyla karşı karşıya gelecekti. Alman Tiger tanklarının üstünlüğü ise açıkça ortadaydı. Hitler bu savaşın önemini biliyordu. 900 bin kişilik orduyu yönetmesi için kendisine Fransa çarpışmasını kazandıran kişiyi, Marşal von Manstein'i seçti. Tiger tanklarıyla başlayan saldırı sonucunda Sovyet hatlarını aştılar. Ama karşılarına çıkan zırhlı araç savunması çok güçlüydü. Ve Sovyet tanklarının sayısı daha fazlaydı. Wehrmacht birlikleri geri püskürtüldü. Muhteşem Tiger tankları bile Sovyetlerin eline düştü. Sovyetlerin gizli bir silahı vardı. İngilizler, Almanların Enigma adı verilen şifre cihazını ele geçirip şifreyi çözmeyi başarmıştı. Şimdi Almanların en gizli emirlerini bile anlıyorlardı.
Britanya'daki güçlü Sovyet gizli servisi Almanların operasyon planını Moskova'ya ulaştırmayı başardı. Bu aynı zamanda bir casusluk savaşıydı. Almanlar için Kursk'ta yaşananlar felaketti. Daha şimdiden 50 bin asker kaybetmişlerdi. Von Manstein saldırıyı sürdürmek için destek istedi. Hitler'in gelmesini bekliyordu. Hitler ona şöyle dedi: "Biz kayıp verdik ama onların kaybı çok daha fazla oldu." Ancak Hitler kararsızdı. Anlamsız sözler söylüyordu. Von Manstein şöyle yazıyor: "Çok bitkin bir hali vardı." Hitler'e Kursk'taki kayıp raporlarını gösterdiği zaman bu konuda haklı olduğu ortaya çıktı. Savaşın başından bu yana 2 milyon Alman askeri ölmüş, yaralanmış ya da kaybolmuştu. Hitler bu zararı asla onaramayacaktı. Fransa çarpışmasında Blitzkrieg'den gelen haberlere bakılırsa zafer çığlıklarının yerini kısa süre sonra düş kırıklığı alacaktı. Kursk bir dönüm noktası olmuş, Hitler artık savunmaya geçmişti. Paranoyası artmış, yanında steno bilen kişiler istiyordu. Von Manstein her şeyin bittiğine inanmıyordu. Ama Hitler aynı fikirde değildi. Von Manstein saldırıya devam etmek istedi. Hitler reddetti. Kursk muharebesi bitmişti. Hitler, müttefiklerin çıkartma yaptığı Sicilya'ya destek göndermeyi uygun görüyordu. Çember giderek daralıyor, olaylar çok hızlı gelişiyordu. Hitler ancak müttefiklerin ilerlemesini önleyebilirdi. Ne var ki Mussolini'nin iktidardan düşmesine ve İtalya'nın teslim olup saf değiştirmesine engel olamadı. Yeni İtalyan hükümeti Mussolini'yi dağlık bölgeye hapsetti. Hitler onu kurtarmak için hava komandolarını gönderdi. Mussolini'nin yeniden iktidara gelmesini istiyordu. Alman ordusunun yardımıyla faşist rejimi kurması için onu İtalya'ya gönderdi. Almanlar İtalya'yı işgal etti ve direnen eski müttefik halkı öldürmekte hiçbir sakınca görmediler. Almanlar hemen Yahudilerin peşine düştü. Roma, Milano, Cenova, Floransa ve Trieste'de onları yakaladılar. Hitler'in asıl amacı müttefiklerin İtalya ve özellikle de Fransa'ya çıkartma yapmasına engel olmaktı. Amblemi Atlantik duvarı olan Avrupa Kalesi fikrinin asıl amacı buydu. Norveç'ten İspanya sınırına kadar uzanan bir koruma duvarı, istihkam sistemi kurmak. Avrupa Kalesi'nin savunma görevi Rommel'e verildi. Şöyle diyordu: "Asıl amaç İngilizleri ve Amerikalıları kıyıdan uzaklaştırmaktır. Aksi halde çok geç olabilir. İşgalin ilk 24 saati her şeyi belirleyecek. Bu uzun bir gün olacak." Rommel ve Naziler için tanrıların alacakaranlığı başlıyordu. Nazi Almanyası'nın son birkaç ayı olacaktı. Propaganda Bakanı'nın eşi olan Magda Goebbels'le çay içen Rommel'in göründüğü Alman haber filmlerinde Nazilerin nasıl bir ruh hali içinde bulunduğu açıkça görülüyor. Nazi ideolojisi zafere inanıyor. Kuşkuya yer vermiyor. Magda Goebbels, Almanya'yı kan gölüne çevirip ölüme sürüklediği halde Hitler'i tanrı kabul ediyordu.
6 çocuğuna da Hitler'in baş harfiyle başlayan isimler vermişti. Helga, Hildegard, Holding, Helmut, Hedwig ve Heidrun. Reich'ın son gününde her birini tek tek kendi öldürdü.